Bu video Sorbil'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Dürüm fiyatına istediğiniz alanda eğitim almak için açıklama kısmını kontrol ediniz. 10 Aralık 2005. Cumhuriyet Halk Partisi'nin alternatif olarak parti kurmak için toplanan bir grup siyasetçi ve akademisyen CHP'nin DSP'den vekilleri kendi listesine sokmasıyla bu hareketlerini rafa kaldırdılar. İkinci Cumhuriyetçiler olarak adlandırılan 10 Aralık hareketi, Deniz Baykal'ın kaset muhabbetiyle partiden istifa etmesinden sonra yerine gelen ılımlı Kemal Kılıçdaroğlu ile yeni bir strateji belirledi. Yeni stratejiye göre dışarıdan yeni bir birlik kurma yerine ılıman genel başkan sayesinde parti içerisinde güçlenmenin daha kolay olduğunu düşündüler. Böylece 10 Aralık hareketi CHP içerisinde güçlenerek önemli mevki ve makamları ele geçirdi. Peki 10 Aralıkçıların yeni siyaset anlayışı neydi? Hazırladıkları anayasa taslağına göre hareket Türkiye'nin milliyetçi saplantılardan sıyrılarak yeniden yorumlanmasını sağlayan bir çatı olarak tasarlanmalı. Yani 10 Aralık hareketi ulusalcı CHP zihniyetinden nefret ediyor. Atatürkçü değiller, onlara göre Atatürk tartışılmalıdır. Bunun yanında özerklik ve federasyon gibi düşünceleri var. Onlara göre Türkiye'de yaşayanlar Türk değil, Türkiye'li. Bir yerden tanıdık geldi. İşte bu düşüncelere sahip 10 Aralık zihniyeti CHP'de çok önemli bir yere sahip. Oğuzkan Salıcı'nın sözcüsü olduğu bu ekip İbrahim Kaboğlu, Selin Sayık Böke, Onursal Adıgüzel ve Canan Kaftancıoğlu gibi isimlerden oluşuyor. Kılıçdaroğlu CHP'sinde bir dönüşüm yaşandı. Parti içerisindeki kadrolarla birlikte CHP'nin ideolojisi de tamamen değişti. İşte bu değişim sürecinde 10 Aralık hareketi ve uzantıları parti içerisinde oldukça güçlendi. Hareketin söylemleri artık neredeyse partinin söylemleri haline gelmişti. 2023 seçimlerinde de çok bariz parmağı olan bu ekip büyük bir mağlubiyet alacaktı. Esasen CHP içerisinde aktif olarak 3 grup güç var şu anda. Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin oluşturduğu Dersim lobisi, 10 Aralıkçılar ve Ekremciler. Mansurcular adında bir grup daha iddia edilse de Yavaş'ın ülkücü kökenli olması böyle bir iddiayı ortadan kaldırıyor. Genel olarak 3 grup dediğime de bakmayın. Asıl güç Kılıçdaroğlu lobisinin elinde ama 10 Aralık ekibinin parti içerisindeki gücü oldukça mühim. Ekrem lobisinin pek bir gücü olmadığını söylemek yanlış olmaz. 10 Aralık ekibinin siyaset anlayışıyla HDP'nin siyaset anlayışı aynı noktada buluşunca işler ister istemez 2023 seçim dönemine de yansıdı. Dilerseniz olayları anlayabilmek için yaşananları bir gözden geçirelim. Aylarca Türkiye seçim gündemiyle buruşuk suratların arasında sıkışıp kalarak gündelik işlerine odaklanamadı. Seçim süreci o kadar yoğundu ki insan bünyesine bıkkınlık getirmişti. Fakat uzun zamandır nefeslerin tutularak beklendiği seçim sonunda sonuçlandı ve AK Parti tekrar iktidar oldu. Buna kendileri bile şaşırmıştı. Seçimlerden sonra neredeyse top tüfekte Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP ağır bir şekilde eleştirilerin odağı oldu. Zira seçime gidilen süreçte her ne kadar Kılıçdaroğlu'nun ve 10 Aralık ekibinin kampanyayı iyi yönettiği söylense de kimse kusura bakmasın sayın CHP'liler, kampanya tam anlamıyla bir rezaletti. Zaten birçok parti gönüllüsü de süreçte yapılan yanlışların farkındaydı ama seçime zarar gelmesin diye gırtlarını bile çıkaramadı. Ama kampanyadan ziyade Kemal Kılıçdaroğlu tayfasının ve 10 Aralıkçıların kişisel hırsları seçimin kaybedilmesinde büyük bir rol oynadı. Her ne kadar Kılıçdaroğlu destekçileri adayımız elinden geleni yaptı, yine halk yaptı yapacağını diye suçu çok affedersiniz ama aptalca bir düşünceyle halka atarak Aziz Nesin'i paylaşması zat-ı şanileri mi kıçından güldürmüştü? Peki Kılıçdaroğlu ve ekibi nerede hata yaptı? Ne oldu da AK Parti doların 20 lira olduğu, enflasyonun tavan yaptığı, neydi belirsiz kaçakların kol gezdiği, mafyaların devlet ile yaptıkları işbirliklerini ifşaladığı, liyakatın yerlerde olduğu, eğitim sisteminin kokuşmuş bir peynire döndüğü, torpilin zirvede olduğu ve yolsuzlukların sen de gelsen çalarsın diye normalleştiği bir dönemde seçimi kazanıp mecliste tekrar çoğunluk sağladı? Ne oldu da çökmüş AK Parti sistemi tekrar 2002 ruhuna dönecek söylentileri ortaya çıkardı? Pirıl Kemal ne yaptı da yıkılmış AK Parti'yi tekrar ayağa kaldırdı? Neler oldu oğlum? Her şey 2019 yılında başladı. 2019 yerel seçimlerinde. Millet İttifakı'nın yerel seçimlerdeki ortak aday formülü oldukça başarılıydı. Zira insanların hükümete karşı da bir tepkisi vardı. Sonuç sandıklara da yansıdı ve CHP 6 büyükşehir belediyesinin 5'ini kazandı. 2015 seçimlerini saymasak CHP ciddi anlamda ilk defa zafer kazanmıştı. İşte bu süreçte muhalif kesim başta klişe olmuş isimlerden bıktığı için piyasadaki Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu furyasına kapıldı. Özellikle İmamoğlu'na mazbatasının verilmemesi ve seçimlerin tekrarlanması onu çok popüler yapmıştı. Yaklaşık 25 yıldır İstanbul Erdoğan ve tayfasının elindeydi. İstanbul'u alan Türkiye'yi de alır muhabbeti işte tam bu zamanlarda ortaya çıkmıştı. 2019 yerel seçimlerindeki başarı muhalefete yeni bir heyecan katmıştı. Bu sefer daha da güçlüydüler. Özellikle pandemi süreciyle birlikte artık kendini belli eden ekonomi gittikçe eksiye iniyordu. Erdoğan'ın baskıcı karakteri de durumu düzeltmek yerine daha da kötü bir hale sokuyordu. Bu ve buna bağlı gelişmeler ışığında muhalif kesim erken seçim çağrısında bulundu. Artık herkes iktidarın ağzına bakıyordu ama Erdoğan erken merken seçim yok deyince muhalefet 2023 yılına hazırlandı. Bu süreçte muhalefetin olası adayları hiç şüphesiz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ydu. Hatta adayların destekçileri parti içinde Mansurcular ve Ekremciler olarak ayrılmıştılar bile. Az da olsa başka bir kitle de aday olarak yeni bir yüz istiyordu. Ama hesapta olmayan bir şey oldu. O da uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kendini ortaya atamayan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Ama Kılıçdaroğlu bu süre zarfında iki adayın gölgesinde kaldı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ekrem İmamoğlu'nun kutuplaştırıcı demeyiciyle bilinen Nagihan Alçı ile aynı karede gözükmesi tabanını rahatsız etti ve eleştirilere maruz kaldı. Üzerine kanına yenik düşen Allah'ın Trabzonlusu eleştirilere vız gelir tırıs gider tarzında bir açıklama yapınca kıyamet koptu. Tabi kıyamet kopunca çıkıp özür dilemek zorunda kaldı. Ama süreç içerisinde tarafsız medya, AK Parti medyasına sürekli falso veren Ekrem İmamoğlu oldukça yıprandı. Bunlar olurken Mansur Nuh diyor peygamber demiyordu. Kemal Kılıçdaroğlu ise iki adayın gölgesinde kalınca Milletin Sesi adında miting
miting düzenleyerek meydanlara göz kırptı. İşte o zaman taşlar yerine oturmuştu. Kılıçdaroğlu gerçekten de aday olmak istiyordu. Bunun dışında 10 Aralık ekibi de Kılıçdaroğlu adaylığını destekliyordu. Ne de olsa Ilıman Genel Başkan sayesinde parti içerisinde güçlenmişlerdi. Sıra iktidarın nimetlerindeydi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kendi lobisi ve 10 Aralık ekibi dışında kimse desteklemiyordu. Özellikle sosyal medya fenomenleri bu durumu sezdiği için kitleleri yönlendirerek Kılıçdaroğlu adaylığının çok da mantıklı olmadığını savunuyordu. Fakat kendilerini CHP trolü diye adlandıran bir grup velet bu tarz kampanyaları başlatan herkese kısaca AKP'lisin yani diyerek hem seçmeni kendilerinden soğutuyorlardı hem de millete iftira atıyorlardı. CHP kendisini eleştiren herkesi Pac-Man gibi yiyordu. Özellikle eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem partiyi eleştiren ama aşırı derecede iktidar karşıtı olan anonim hesapları fişleyerek onlara AKP'nin önünü atıyordu. Kısacası CHP Kılıçdaroğlu adaylığına soyunuyordu. İşte yapılan ilk ve en önemli hata buydu. Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istemesi. Çünkü Anadolu ve AK Parti'nin kalelerinde her ne kadar Erdoğan kültü varsa bir o kadar da Kılıçdaroğlu nefreti var. Hem de bu nefret öyle bir iki yılda oluşmuş bir şey değil. Tam 13 yılı aşkın genel başkanlık koltuğunda oturan Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın sert ve etkili siyasetinden etkilenerek bu nefreti kazandı. Ama Kılıçdaroğlu ve yanındaki vasıfsızlar halkın sosyolojisini okumadığı gibi kendi kitlesini bile dinlemedi ve adaylığını önce masaya sonra millete dayadı. İlk reddi Meral Akşener verdi ve masadan kalktı ama muhalif kesim Meral Akşener'e AKP'ye destek vermekle suçladı. Meral buna rağmen İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık için çağrıda bulundu. Fakat İmamoğlu ve Yavaş'ın Kılıçdaroğlu korkusu Allah korkusunun önüne geçti ve genel başkanlarına biat mesajı yayınladılar. Zaten Meral Akşener'in çağrısına uymak riskin kralıydı. Bunlar olunca topun ağzında olan Meral Akşener çok affedersiniz ama seve seve masaya oturdu. Böylece Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı oldu. Bu saatten sonra mamalarını partiden alan anket şirketleri bir anda Kılıçdaroğlu'na ilk turda %52 vermeye başlayarak algı oluşturmak istediler. Ama anketlerle yaşayanı gerçekler silker atasözünü unutan bu herifler o malum gecede mabat oldular. Güçsüz ve yıkılmış olarak bilinen çürümüş AK Parti tekrar birinci parti oldu ve ittifak ortağı MHP ile meclis çoğunluğunu tekrar sağladı. Tabii iktidarından muhalefetine meclise giren bütün vekillere baktığımız zaman kendimize saygımızın arttığını da ekstradan söylemek isteriz. Birkaç cümlelik yemin metnini ezberlemekten aciz olan bu vekillerden daha donanımlı olmak istiyorsanız sponsorum Sor Bil'e göz atın. Sor Bil istediğiniz alanda kendinizi geliştirebilecek eğitimler alabileceğiniz online bir eğitim platformudur. Sor Bil'de İngilizce eğitiminden diksiyon eğitimine kadar geniş bir skalada eğitimler bulunuyor. 100'den fazla eğitim ve 4 ana kategoriyle yazılım, yabancı dil, kariyer gelişim ve kişisel gelişim hakkında harika bilgilere erişeceksiniz. 5 farklı dil, 20 farklı program ve 7 farklı yazılım dili eğitimleriyle dilediğiniz alanda vizyon sahibi olabileceksiniz. Hem de tamamladığınız her eğitim için uluslararası onaylı İngiliz sertifikasyon kurumu CPD tarafından resmi olarak sertifika alabileceksiniz. Böylece kariyeriniz güçlenerek meclisteki bir milletvekilinden daha donanımlı olacaksınız. Hem de hiçbir ek ücret olmadan. Peki bu muazzam eğitim platformunun nimetlerinden yararlanmak için kredi çekmeye çalışıp düşük kredi notunuz yüzünden tefecilere mi bulaşacaksınız? Hayır adamım. Çünkü bu Derya Deniz platformun aylık ücreti 39.90 lira ve yıllık sadece 192 lira ediyor. Tefecilere düşmemenizden emin olmak için Kayalp koduyla sizlere %20 indirimde babamın hayrını ediyor olsun. Böylece yıllık üyelik sadece 153 liraya geliyor. Peki Sorbi Premium satın alınca platformdaki 100'ün üzerindeki eğitime ve her ay yeni eklenen eğitimlere sınırsız erişim sağlanabildiğini söylersen videoya like atar mısınız? Yani inanın bu zenginlikler bir damacana su ücreti bile değil. Ayrıca beğenmeseniz dürüm bile alamayacağınız paranız iade. Hadi Sorbi'yle açıklama kısmını kontrol ederek memlekete bir Yusuf Kayalp daha kazandırın. Seçim gecesine dönelim. 14 Mayıs gecesi sandıklar açıldıkça açıklama yapan CHP bir saatten sonra inine çekildi ve bir daha konuşmadı. Sandıklar açılmaya devam ederken öndeyiz, kazanıyoruz tarzında açıklamalar yapan bu umut satıcı herifler ertesi gün seçimin ikinci tura kaldığını söylediler. İlk tur sonuçları zaten büyük bir yenilgiydi. Kılıçdaroğlu ve ekibi milletin sesini değil koltuklarda oturacakları mabatlarını düşünmüşlerdi. Hatta seçimden önce CHP'de bakanlık kapma yarışı olduğu dahi dillendirilmişti. Kampanya sürecinde muhalefet eden kesimi çok ağır eleştirdi. HDP ile oldukça sessiz ve stratejik hareket etmek yerine Demirtaş'ın serbest kalmasına haykırmak, milliyetçilerin oyunu küçümsemek ve en önemlisi adaylığını millete dayatan CHP büyük bir darbe yemişti. Bir de bütün bunların üzerine birinci turdan sonra anlaşılacaktı ki CHP ikinci tur için hiçbir hazırlık yapmamıştı. Bu zaten oldukça zor olduğu yarışı artık imkansıza sürükledi. Akabinde ikinci turda da kaybeden Kılıçdaroğlu büyük bir sessizliğe gömüldü. Lan kaybettin oğlum artık ne duruyorsun o koltukta diye eleştirilerin odağı oldu. Kampanyadaki hataların büyük bölümü Kılıçdaroğlu lobisine ait olsa da 10 Aralıkçıların da parmağı işin için. Özellikle HDP ile yapılan seçim çalışmaları bizzat 10 Aralıkçıların kendi fikriydi. Başarısız olan Kılıçdaroğlu lobisi ve 10 Aralıkçılar topun ağzında istifa etmeleri beklenirken çakma istifa furyasıyla MYK üyeleri görevden ayrıldı. Ama Yeniçeriler paşaları değil padişahı yani büyükbaşı genel başkanı istiyordu. CHP istifa konusunu gündeme bile getirmedi. Hatta bir tane bile öz eleştiri yapmadılar. Sözlerini tutmadılar ve suçu yine seçmene attılar. Öyle ki seçimi kaybedersek namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum istifa edeceğim diyen Eren Erdem istifa etmedi, tam tersi
taltif edildi. Ya da vatandaşın istifa et Kılıçdaroğlu yorumunu tehdit eden Esenyurt CHP ilçe başkanı istifa etti mi? Peki Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın AKP'li çıkar diyen Özgür Özel istifa etti mi? Saatlerce mahkeme salonunda bekleyip Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan birinin Özgür Özel'e vermesi gereken tepki ne olmalı? Ya da Faik Öztrak'ın Kılıçdaroğlu istifa edecek mi sorusuna burası kabile partisi değil, tek kişi karar alamaz deyip kararı Kılıçdaroğlu'nu ölümüne destekleyen delegeleri mi bırakacak? İşte yeni CHP diye adlandırılan parti tıpkı saray gibi halktan kopmuş ve kendi yalan dünyalarında yaşıyorlardı. Bir de bunlar yetmiyormuş gibi Kılıçdaroğlu 25 milyon oy aldı diye övünmeleri ayrı bir ironi. Çünkü oraya Merzifon eşeğini koysan aynı oy alacaktı. Belki daha fazlası. Eğer CHP Kılıçdaroğlu başkanlığına ısrar ederse bu 2024 yerel seçimlerinde kendilerine büyük bir hizmet yaşatacaktır. Umarım böyle bir şey yaşanmaz. Ama dedim ya, umarım.